Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere düz sarma tekniğini göstermek istiyorum. İğnemizi kasnağımızdan çıkarıyoruz. Düz sarma tekniğinde çıktığımız yerin tam karşısına bu delikli olan bir kumaş da olabilir. Karşılıklı deliklere batarak sarabilirsiniz. Ama deliksiz olan kumaşlara da göz kararı sıranızı takip ederek böyle sarabilirsiniz. Sapları sarabiliriz. Ve bu sarma işleminin şöyle yakından göstereyim. Daha dolgun durabilmesi için size vereceğim bir tavsiye. Kendi normal nakış ipliğiniz değil de nakış iplerinizin fazla gitmesini istemiyorsanız bir dikiş ipliğiyle aynı renk tonu ya da yakın bir renk tonuyla öncelikle size bir örnek göstereyim şurada kısaca. Bakın diyelim şurası sap olacak. Burayı önce farklı bir iple eğer nakış ipiniz fazlaysa nakış ipinizle de aynı renkle de yapabilirsiniz. Böyle birkaç tane gidip gelebilirsiniz. İğne ardı tekniği de yapabilirsiniz. Buradaki amaç alta iplik olduğu zaman şimdi sarmaya başlayabiliriz. Sarmamızın daha dolgun görünmesini sağlamak. Bakın şimdi yaptığımız 3 kat ipin her iki tarafından çıkıyoruz. Sol tarafından çıkıyorum ipimi. Sağ tarafına batıyorum. Aynı hizaya. Ve fazla aralık bırakmadan 1-2 iplik. Bakın kumaşımızın iplikleri belli oluyor. 1-2 iplik atlayarak sarmamızı yapıyoruz. İstediğim yerden çıkamadım kameradan izlediğim için böyle normal kabarık olmasını istemiyorsanız ilk başladığımız yerdeki gibi altına hiç iplik gitmeden de sarma yapabilirsiniz. Fakat saplarda falan böyle altı dolgulu olduğu zaman çok daha dolgun güzel görünüyor. Videomu beğendiyseniz like atmayı, bana destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.